mı? Böyle dans edemezsin bir de. Durduğun için sağ ol. Beni kendini rezil etme şu an. Bak, güya kestin sahneyi, kesmemişsin işte Sezer. Koymuşsun buraya videonun, videonun içinde var yani. Sonuçlar gelse de bari en azından hani riski azaltsak yani. Heh. Merhabalar, ben iRacing. Yine yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Ferrari'liyiz. Ferrari GT3 biliyorsunuz seviyorum. O yüzden Ferrari GT3 serisine devam etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bugün yarışa ikinci olarak başlıyorum. Çok güzel bir sıralama turu attım. Tabi rekorum değildi, o yüzden paylaşmak istemedim. Kayda almıyorum onu. Aslında kayıtta var ama keseceğim yani, öyle söyleyeyim. Belki hot lap tadında ufak tefek videolar gelebilir ileride. Hani hangi pistte hangi araçla nasıl daha iyi tur atarız, onunla ilgili böyle ufak tefek bilgiler paylaştığım videolar gelir. Siz dublaj işini sevdiniz biliyorum. Dublaj videoları da gelecek. Tamam, o konuda da bir söz vermiş olayım. Ama şu anda da bir dublaj videosu çekmek istemiyorum açıkçası. Şu anda da böyle anı yaşayarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Duruma göre bakacağız. Tabi mikrofonum bozuk değilse şu anda da. Niye durdu ya birinci? Öyle. Normalde birincinin safety car arkasında olması lazım. Safety car'ı yakalamak zorundayız yani şu an. Ben gidiyorum ya. Tamam, güzel. En azından geldi. O da bir şey. Liderin arkasında durmak zorundayım şu anda. Fena olmayan bir start aldık. Liderin peşinden gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. İkinci olarak başlamayı başardık en azından yarışa. Sıra kaybetmedik startta. Bu güzel bir şey tabii ki. Benim açımdan. Mutluluk verici. Şimdi ben sessiz kalacağım. Çok dublaj istiyorsunuz. Hadi bu video dublaj olsun o zaman. Madem merhabalar. Benim de daha ben fokusumu sağlayabileceğim hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce fokusumuzu topluyor olmak çok önemli bu tarz yarışlarda. Çünkü biliyorsunuz her an her şey olabiliyor. Önemli olan dikkatimizi tamamen yarışa veriyor olmak. O yüzden aslında zaten burada dış ses olarak bulunuyorum. Ve Sezer'e destek çıkıyorum, öyle söyleyeyim. En azından yarıştaki Sezer'e. Burada birinciyi yakalamak gibi bir ümidim yok aslında. Çünkü birincinin attığı tur ciddi bir tur, hızlı bir tur. Kovalaması zor. Yakalaması zor. Sadece ilk virajda süre kazandığımı fark ediyorum. Ve bunu zorlamaya çalışacağım. Zaten ilerleyen süreçte de göreceksiniz. Arka tarafta da arayı bir miktar açtığım için kafam biraz rahatladı arkadan dolayı. Arkayla biraz daha arayı açarsam eğer kafam iyice rahatlayacağına eminim. Arkayı bir an önce açmak için kuşlamaya devam ediyorum. Öndeki araçla birlikte onu kovalayarak. Köplerde dikkat ediyorum. Köplerde 2 ile dönmek diye bir taktik buldum arkadaşlar. 1 ile dönmek yerine bazen 2 ile dönüyorum. Daha karlı olabiliyor. Ama tam oturtamadım henüz. O yüzden emin değilim bu bilgiyi paylaşırken. O şeyde şikanların olduğu yerde böyle sol sağ yapıyoruz ya. Sağ sol sağ. O şikanların olduğu yerde kısacası 2'ye de düşüyorum bazen. Bazen sadece 2'de dönüyorum. Bazen 1'de dönüyorum. Ve bunun faydalı olduğunu gördüm birkaç sefer. O yüzden kovalamaya çalışıyorum o durumu da. Neden bilmiyorum. Bugün ekstra bir arkası kayıyormuş gibi hissettim Ferrari'nin. Sanki böyle bir update gelmiş de arkası daha fazla kaymaya başlamış. Ya da traction kontrolü azaltmışlar gibi hissettim. Biraz şeyle de alakalı olabilir. Şimdi ben hızlı gitmeye çalıştıkça arka lastikleri yakmaya başlıyorum. Virajlarda özellikle. O yüzden de kaynaklanıyor olabilir tabii ki. Ona dikkat etmeye çalışıyorum en çok şu anda aslında. Çünkü tekrardan söyleyeyim, arkadan kaymasını istemeyiz zaten hepimiz. Hem süre yavaşlatır hem de spin ihtimalini artırır ki bu tarz yarışlarda spin atmak gerçekten direkt en arkaya düşmeniz anlamına geliyor. Çok hızlı yarışlar ve bütün pilotlar aşırı temiz sürüyor görmüş olduğunuz üzere.
arka tarafın arayı kapatması gerçekten moralimi bozuyor. Bir an önce açmak istiyorum ama tabii ki bu iş biraz zor. Öndekini kovalayacaksın, bir yandan arka taraflı arayı açacaksın falan. Bazen zorlanabiliyorsun. Buradaki şikandan bahsediyorum arkadaşlar. Sabahtan beri bahsettiğim şikan işte burası. Sol sağ, sol sağ. Burada zaten standart. Yarış çizgisindeki gazı bırakma noktasından daha önce gazı bırakıyorum. Ve daha önce gazı açmaya başlıyorum ve bu sayede bu düzlükte daha fazla hız elde edebiliyorum arkadaşlar. Bu benim çok işime yaradı. Siz de eğer bir gün Ferrari GT3'te yarışırsanız özellikle bu pistte çok işinize yarayacaktır. Emin olun, denerseniz memnun kalacaksınız, hatta bana teşekkür edeceksiniz bunun için. En önemli triklerden birisi oydu yani bu arada benim için en azından. Mavi çok hata yapıyormuş gibi gözüküyor. Arayı kapatıyorum. Sonra bambaşka bir yerde süreyi açmayı başarıyor. Açıkçası nerede hızlı, nerede yavaş çok keşfedebilmiş durumda değilim şu anda. Biraz şaşkın bir şekilde sürüyorum o yüzden. Bu kadar hızlı bir pilot nasıl oluyor da bu kadar yavaş gidiyor diye düşünüyorum sürekli. Ama bir yandan da yarış temposu. Biraz daha yavaş gidip risk almamak istiyordu. Olabilir. Ama ben burada cayır cayır süre kazanıyorum. Burada yaptığı tek hata adamın çizginin en içinde kalıp içeriden içeriye dönmeye çalışıyor. Bence bir tık bir hata dışarıda kalıp içeriye dönse daha rahat dönüşler alabilir. Bu benim de çizgimi bozuyor bazen. Onu takip edeceğim diye arkasından gidiyorum ve benim de çizgim bozulmuş oluyor. Hatta o yüzden bir kez sağlam arkası kayıyor olması lazım. Ya bu virajda kaydı ya da başka bir turdaki ilk virajda kaydı. Vitesler atarken standart minibüsçü versiyonu atıyorum tabii ki. Elimi arkaya ata ata. Arka tarafta iyice arası açıldı. Neredeyse 2 saniyeleri çıktı. Artık burada Sezer çok rahat. Adım adım zafere doğru gitmeye çalışıyor. Önündeki pilotu geçmeye çalışıyor. Önündeki pilotun birinci virajda nasıl hatalar yaptığını görüyorsunuz. Çizgisi çok bozuluyor. Ama ben arkasından kovaladığım için bazen hatalar yapabiliyorum. Arkasından kovalama işini çok becerebildiğimi söyleyemem. Kendi çizgime sadık kalıp hızlı bir şekilde ilerleyemiyorum. Adamın yaptığı cezalar yani hatalar minimal olduğu için benim de dikkatimi dağıtıyor açıkçası ve benim de hatalar yapmama sebep oluyor. Özellikle o yüzden de biraz sessiz kalıyorum aslında. Dublaj yapmak tercihi o yüzden kullanıyorum şu anda. Yoksa dublajsız da gayet güzel yarışabilirdik yani. Bakın yine içeri yatacak erkenden. Ve benim de çizgimi bozuyor sonunda. Yani ben kendimi de içeride buluyorum bir anda onun yüzünden. Erken atmak zorundaymış gibi hissediyorum. Sanki doğru yol orasıymış da şeymiş gibi. Halbuki diğer taraftan gittiğinizde daha araç dengeli dönebiliyorsunuz. Yani bu tarafta dengeniz bozuluyor. Belki hız kazanıyordur bilmiyorum. Ama dengeniz bozuluyor net bir şekilde onu söyleyebilirim. Çıkanlara henüz 2'de dönmüyorum. Çünkü zaten önümde pilot var. Ve zaten çok hızlı. Ona çok yaklaşmak istemiyorum. Özellikle o şikanlarda. Kazaya sebebiyet vermek hele hiç istemiyorum bu yarışta. İkinci de olsam kabulüm. Hatta arkadan biri gelse beni üçüncü bile olsam kabulüm. Gerçi 2,5-3 saniyelere yaklaşmış aramızdaki fark. Artık hani arkayla ilgili herhangi bir tehlike de hissetmiyorum. Hata yapmadığım sürece. Arkadaşlar siz olun bu arada. Benim gibi böyle direksiyonu bırakıp da düzlüklerde boynunuzu kıtlatmayın. Tamam güzel bir his kabul ediyorum ama gerçekten çok tehlikeli. Burada bir sakin kalıp hızlıca geçmek istiyorum ama adam hataları minimal. Böyle çok ufak tefek hatalar yapıyor. Böyle değerlendirebileceğim kadar büyük bir hata yapmıyor. Açıkçası değerlendirmeye çalışıyorum ama o kadar da avantajlı kalamıyorum maalesef ona karşı. Bir anda 10. tura girmişiz. Yani o kadar hızlı geçiyor ki yarışlar.
Özellikle iRacing'de ben çok keyif alıyorum arkadaşlar, net söyleyeyim ya. Bu arada şu anda salı günündeyiz ve salı gününün, yani yeni haftanın yarışları da çıktı. Henüz benim sahibi olduğum ve NPR kasabileceğim, yani B'ye yükselebileceğim yine bir pist yok. O konuda üzgünüm. Ama en kısa sürede bir harita alıp bir şey yapıp mutlaka B'ye çıkacağım. Bir araştırma yapacağım. İleride bana ihtiyacım olacak pistler, hangileri benim ihtiyacım olacak, onları bir kontrol edeceğim. Formula A'ya yarışmak istiyorum biliyorsunuz. O yüzden Formula A'da lazım olacak bir harita almalıyım. O yüzden de muhtemelen bir Formula B'ye gidip bakacağım. Orada kullanılan belki bir Silverstone olur, bir şey olur. Bu haftaki pist özellikle dikkat edeceğim ve kontrol edeceğim. İşime yarayabilecek mi? Formula A'da işime yarayacaksa muhtemelen onu alacağım diye tahmin ediyorum. Böyle hani bilgiler de geçiyorum ki iRacing hakkında çok fazla soru soruyorsunuz bazen. İşte pist seçimlerini neye göre yapmalı, araba seçimlerini neye göre yapmalı, o konuda da bilgi sahibi olmanız açısından bunları söylüyorum. iRacing rehberi çektik biliyorsunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bayağı detaylı bir şey yapmaya çalıştım. Basit bir detaylı ama. Basitçe bir detaylar içeren diyelim. Daha ekstra detay istiyor musunuz? Oyun içinde de ekstra bir rehber videosu çekelim mi? Nasıl yapılır? Daha hızlı turlar nasıl atılır, nelere dikkat edilmesi lazım? Bunlar hakkında da bilgi istiyorsanız, özellikle araçlar hakkında, sallıyorum işte Mazda nasıl yarışılır, Toyota nasıl yarışılır, GR Racing, ondan sonra Ferrari GT3 nasıl yarışılır şeklinde videolar da istiyorsanız mutlaka haber verin bana. Böyle bir time trial serisi gibi bir şey yapabiliriz. Sallıyorum 2-3 arabayı aynı anda tanıtırım size ve nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında, araçlar hakkında bilgiler veririm. İşinize yarayabileceğini düşünüyorum bunun da aynı şekilde. Açıkçası yarış bundan sonra benim için rolantiye bindi. Arka taraflı ara 3 saniyenin üstüne çıktı. Ön taraflı ara zaten bir miktar açıldı. 1.2 saniyelerde geziyor. Yani ön tarafı geçme gibi bir ümidim yok. Açıkçası çok büyük bir hata yapmadığı sürece, ama arka tarafta beni geçmesin diye hiçbir hata yapmadan sürmem gerekiyor. Yani birazcık tempo düşürmeliyim. Ön taraf tempo arttırmış olsa da benim ön tarafa geçmek için böyle limitlerimin üstüne çıkmama hiç gerek yok. Kendimi riske atmamalıyım bu noktada. Onu düşünüyorum. O yüzden de sakin sakin yarışmaya devam ediyorum. Bu noktada dikkat etmem gereken tek önemli şey herhangi bir insanlığa karışmamak, toprağa çıkmamak, kaza yapmamak ve spin atmamak. Tek önemli şey bu yani şu anda benim için. Kaçıncı olduğumun da çok bir önemi yok. Zaten 2K iRating'lere ulaştık biliyorsunuz. Gayet hızlıyız. Bizim için önemli olan şu anda sadece safety rating'imizi yükseltmek ve NPR yarışları tamamlamak. Ama NPR yarışları da biliyorsunuz şu anda benim için yok. Onları ayarlayacağım. Bakacağım. Bu arada 15. tura girmek üzereyiz arkadaşlar. Yarış bitmiş yani. Ne ara bitti? Ben kendime bir laf atıyordum galiba videonun içinde ama attım mı, atacak mıyım hiçbir fikrim yok. O kadar atladım ki şu an. Yani hiç dinlemedim sanki kendimi. Sen kendine saygı duymaz mı? Kendini dinlemez mi yani? Çok stresli geçiyor ama benim için şu anda yarış. Zaten surat ifademden de görebilirsiniz. Böyle bazen viraj dönerken ağzım yamuluyor, kafam yamuluyor. Özellikle koltuğum dönüyor olduğu yerde falan. Ne kadar stresli bir şekilde yarıştığımı net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bazen kamera açısı değişiyor çünkü direksiyona o kadar sert manevralar yapıyoruz ki masa kaymaya başlıyor arkadaşlar. Başıyla sonundaki açı genelde aynı olmayabiliyor, o yüzden bazen yatağı görüyor bazen görmüyor falan gibi düşün.
Vallahi zorlanıyorum ya. Zorlanma kardeşim, niye zorlanıyorsun ya? İyice yaklaştık burada, bak bunu beklemiyordum. Burada artık hani tekrardan kuşlayayım, adamı biraz korkutayım, hata yapsın istiyorum. Adama sadece bastı kurup hata yaptırmaya çalışıyorum şu an. Bak az önce söylediğimi söyledi işte. Nasıl da biliyorum kendimi. İnsan kendini bilmeli arkadaşlar. Kendinizi tanıyın. Adamın buranın adı böyle bazen çizgisi kayıyor, bir şeyler oluyor. Özellikle ilk virajda çok fazla hata yapıyor. Neden acaba, anlayamadım bir türlü. Hani dikkatini veremiyor diyeceğim de en hızlı turu benden iyiydi sonuçta. İlk virajda bu kadar batırıyor olamaz diye düşünüyorum işte için. Yalnız şeyi de söylemem lazım. Bu Grezebuklu Kusk, birinci olan arkadaşımızın ismi. Başka yarışlarda da denk geldim bu arkadaşa. Bu arkadaş gerçekten çok temiz yarışım. Çok tatlı bir adam benim gördüğüm kadarıyla. Hiç böyle büyük bir kazasına falan denk gelmedim bu arkadaşımızın. O konuda hakkını yememem lazım. Böyle geri gelir yol bile verir yani. O konuda dikkat ettim bu arkadaşa. O yüzden de biraz rahat gidiyorum ya. Peşinden sadece hata yapmasını bekliyorum. Bu arada son tura girmişiz. Yarış bitecek. Kendimle konuşmamışım. Normalde kendimle konuşmuş olmam gerekiyordu. Ben öyle hatırlıyorum yani. En azından kendime laf attığımı hatırlıyorum bir yerde bir noktada ama. Belki de başka bir Ferrari bir günü sor. Bilemeyiz yani. Ben zaten bundan sonra artık geçme ihtimalim yok. Sadece tatlı bir şekilde virajımı döneceğim ve işi bitireceğim. Çok güzel ya. Arkadaşımızla birlikte sevinçli, kutlamalı bir şeyler yapıyoruz. Çok sevdim bu arkadaşı gerçekten ben. Vallahi helal olsun. Çok güzel yarıştı. Kendisini de tebrik ediyorum. Şöyle önüne de kırıyorum hatta. Ama önüne kıramazsın. Eline sağlık vallahi adamın da yani. Gerçekten güzel kaçtı. Sona doğru selektör attı. Ben de ona selektör yaparak geçmiştim burada. Aynaya baktınız mı? Vallahi helal olsun yani. Gerçekten çok keyif aldım. Çok keyif aldım. Şurada selektör atıyorum, dikkat edin. Görünmedi gerçi. Şu kameranın arkasında bir yerlerde oluyor. Arkadaşlar ben eğlendim. Bayağı bir eğlendim bu yarış. Temiz bir ikinci başlayıp ikinci bitirme yarışıydı. Hiç incident'ımız yok. Tertemiz bir yarış. Bakalım ne kadar i-rating ve safety rating kazandı. Kapatma. Replay yaptı. Ara sıra neler koyarsın ya. Videomuzu sonlandıralım efendim. İnanamıyorum. Bekliyoruz şimdi. Ayıp ama ya. Ara sahneler koyardın Sezer. Yani neden böyle yapıyorsun ya? İki ara sahne koyardın. Bir şey yapardın. İşe yarardı yani, anladın mı? Böyle dans edemezsin bir de. Durduğun için sağ ol. Beni kendini rezil etme şu an. Bak güya kestin sahneyi. Kesmemişsin işte Sezer. Koymuşsun buraya videonun. Videonun içinde var yani. Sonuçlar gelse de bari en azından hani riski azaltsak yani. Heh. Evet, yarış sonuçlarımız geldi. Hızlıca bakalım. 0.1 yani 100 işte 0.10 diyelim. Safety ratingimiz 60, 78 I ratingimiz 60. Yine 2K'ların civarında geziniyoruz. Henüz 2K'nın üstüne hiç çıkmadık ama ikinci başlayıp ikinci bitirdiğimiz yarışta 51.288 atmışız. Best Lap'te arkadaşımız, birinci arkadaşımız bizi geçmiş. Çok güzel bir yarıştı. Çok güzel kovaladık. O da çok güzel kaçtı. Hakikaten tebrik ediyorum onu da, kendimi de. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Yine yeni yarışlar önünde. Yine yeni iRacing videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.